doğru gelin. Olduğu gibi yurdun dört bir yanından konuklarımızı arz ediyorum. Akkoyu Karayistan Lastik Belediye Başkanımız, Denizli Merkez Efendi ve Bozkurt Belediye Başkanlarımız, Adıyaman Tut Belediye Başkanımız, Adıyaman Başkanlarımız, Adıyaman Başkanlarımız, Nasıl Akkoyu Başkanlarımız aramızda, Hollanda Belediye Başkanlarımız uzun bir gülüşü sizin geldiğinizde önemli bir gülüşe birlikte gerçekleştirdik. Adalet toplumun bir yönelik geçmişe üstün olan kesimleri birbirine elini uzatmayan kesimlerle birleştirdiğimiz adalet gülüşümüz, demokrasi gülüşümüz sürüyor ve gönüllerdeki muhafaza ettiğimiz yeri arttırarak ve hepimizin lideri, önderi ve Türkiye'yi de helalleşen ve Türkiye'yi barıştıran lider olarak hepimizin yüzünde önünde yürümeye devam ediyorsunuz. Buyurun. Sosyal medya hesaplarında bizi dinlemek isteyen genç kardeşlerim, hepinize sözlerime önce bizim gönlümüzde, bizim göreğimizde 85 yılın yüreğinde ayrı bir yer vardır. Siyasi görüşlerimiz hemen yitirdiler. Belediye başkanımız yaraları sarmaya çalışıyor. Elvan'a belediye başkanımız elinden gelen yardımı yapmaya, yaraları sarmaya haklarını alıncaya kadar. Yine sanatı herhalde en iyi bizler biliriz. Sanatın da orada Allah'tan rahmet diliyorum. Sanat dünyamızın başı sağ olsun. Tabii bütün hedefimiz yeni sunakanları yetiştirmek ve onların dünyanın. Dolayısıyla bu kadın kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerine meclis başkan vekilimiz, yönetimimiz seçildi. Evet, dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı bir iş oldu. Bir milletvekili arkadaşımız, partili birisi, başka bir parti. Oradaki hakimlerin tamamı evet milletvekili olabilirsin, adayı olabilirsin dedi, onayladı. Seçime girdi. Ne de bir haksızlık, hukuksuzluk varsa o haksızlığın giderilmesi için mücadele eden bir partimiz. Kişinin bize anayasaya aykırı olarak hapishanede tutulması. Türkiye büyük olamaz. O milletvekilinin der Arabistan çıkıp gelmesi ve parlamento keşke böyle bir konuşmayı ama bunu hükümlü kabul ediyor. Bunlar doğru değil. Biz Cumhuriyet Halk Partiler olarak neden devam edeceğiz değerli milletvekili arkadaşlarım? Değerli milletvekilleri, saygıdeğer halkımız ve bunun üzerinde soğukkanlı aklınızı kullanarak değerlendirme yapacağız. Güzel bir atasözümüz var. Yolun sözü var. Cumhuriyet piyasa kimsesizdir, kimsesizdir. Biz kendisini kimsesiz hisseden 85 milyon içinde kim hissediyorsa onun yanında olduk. Yanında olmaya devam ettik. Sorunlarını çözmek için aklınızı kullandık. Onun kimden yanarız? Çünkü biz insandan, insanlıktan yanarız. Çünkü biz düşünceden, düşünceden, gözlüğünü ülkeye demokrasi getiremeyiz. O nedenle diyorum Cumhuriyet Halk Partisi demokrasinin temel taşıdır diye. Ve o nedenle diyorum ifade etmek gerekirse kazanmalı. Arkasından elbette ki eleştiriler gelecek. Bu eleştirilerin tamamını da saygıyla karşılıyorum. Ama kalemi eline alıp da ön yargıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevim. Benim görevim. Kalemini satma. Bir daha yapabilirim. Kalemini satma. Ama kalemini satan ve olumlu davranmayan, kendisini bir anlamda savcı yerine koyup, yargıç yerine koyup, karar
sorumluluğum da benim görevim. Ben bunu yapmak istiyorum. Benim de 5 milyonun hayaliyle bizim hayalimiz var ya. Demokrasiyi getirecek. Yaşanabilir bir Türkiye'yi inşa edecek. Kinden, öfkeden arınmış bir siyasi anlayışını bu ülkeye getirecek. Bize oy vermeyen vatandaşların hakkını, hukukunu da savunacak. Hiç kimseyi ötekileştirmeyecek. Yeni bir anlayış, yeni bir kültür bu ülkeye getirecek. Kimsenin inancından ötürü, kimsenin yaşam tarzından ötürü, kimsenin kimliğinden ötürü ötekileştirilmediği güzel bir Türkiye'yi inşa edecek. Asla vazgeçmeyeceğiz. Bundan sonra da vazgeçmeyeceğiz. İnanç ve demokrasi gerçek anlamda getirilmeye kadar yolunu kazanmalıyız. Bu coğrafyanın neresinde yaşarsanız yaşayın. Aynı duygular ve aynı hüzünleri yaşıyoruz. Çünkü hedefimiz insanlık tarihi adalet mücadelesi tarihidir. Yani o demokrasinin nihayet katına Cumhuriyet Halk Partisi'dir. İdadini, Türkiye'nin yönetme irademizi, demokratların ve vatanseverlerin ittifakını, kardeşliği, barış 1 milyonu 30 milyon yapmak da Cumhuriyet Halk Partilerinin boynunun borcudur. Bunu yapmak zorundayız. Demokratik yollarla, inançla bunu yapmak zorundayız. Bu milleti, bizim vatandaşlarımızı, Cumhuriyet hükümetinden bu ülkeyi kurtaracağız. Bunun sözünü veriyoruz. Beraber yaşayacağımızı söylüyoruz. Değerli arkadaşlar, kahveye, çalıştırmaya, korku ihtimalle bizi yıldırabileceklerini düşünenler oldu. Devleti beşli çetelerle soyduranlar, devleti beşli çetelerle soyduranlar, duyar. Hiç kimse unutmasın. Biz ceplerinde idam fermanlarıyla vatan mücadelesi yapabileceğini değil, uzun hedefli yapısını da düşünüyorum ve düşünmek zorundayım. Hiç kimse unutmasın, gemiyi limana sağdan götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağdan götüreceğini herkes bilir. Sıradan bir neferi, sıradan bir üyesi olarak da aynen
devam edeceğim. Çünkü ben kendimi Kuvayi Milliye geleneğinin devamı olan bir siyasi hareketin neferi olarak gördüm ve görmeye de devam edeceğim. Bir an olsun namerde boyun eğmedim. Bir tek kere bile olsa haramzadelerin sofrasında oturmadım. Majestelerinin muhalefeti olmadım. Sarayın sofrasına diz kırmadım. Sırça köşklere tamah etmedim. Doğru ve hak bildiğini söylemekten asla geri adım atmadım. Üstüme düşeni gözümü kırpmadan yaptım. Çünkü bir Cumhuriyet Halk Partili olmak bunu gerektiriyor. Neden bunu? Cumhuriyeti anlattım. Mücadelemizi anlattım. Yeni geldi tepkiler gördüm. Asla tepkilere kızmadım. Dinledim ve muhataplarımı ikna ettim. Sıkılı yumruklarla tokalaştım. Onlara mücadelemize sonunda ortak ettim. Asla bir araya gelemezler denen kim varsa onları Halil İbrahim sofrasında buluşturdum. Bu ülkedeki vatanseverleri, demokratları, yüreği iyilikten ve güzellikten yana atanları aynı mücadelenin neferi yaptı. Biz vatan toprağını düşmanlara bırakıp kaçanlardan değiliz. Biz vatan toprağını dişiyle, tırnağıyla geri alanlardan. O kimin geldi? Provoke edilen kitlelerin saldırılarına uğradı. Her türlü kötülüğe karşı, örgütlü kötülüğe karşı korkmadan yürüdü. Sanatçıların kapılarına dayandı. Milletin cebine el uzatanlarla gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu baronlarıyla mücadele ettim. Beşli çetelerle mücadele ettim. Türkiye'yi parayla sığınmacılara oy yapısı olsun diye satanlarla mücadele ettim. Vermeye de devam edeceğim. Yıllarımı verdiğim demokrasi, adalet, barış ve huzur dolu bir Türkiye davamızda hayatımı adadığım Atatürk ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti uğruna mücadele azminden bir adım dahi geri adım atmadım ve atmayacağım. Değerli vatandaşlarım, saygıdeğer arkadaşlarım, şimdi köklü bir çınarın altında yeni filizler ve yeni kadrolarla her şey ve daha da önemlisi mücadelemize omuz veren aziz milletimizle birlikte yürüyeceğiz. Gençlerimiz olacak, kadınlarımız olacak, yeni arkadaşlarımız olacak, görev yapan arkadaşlarımız olacak. Onlarla beraber bu çınarı büyüteceğiz ve yeni filizler gelecekler. Sarayın ve yandaşların değil, milletin ve vatandaşlarımızın kazanacağı, tüm eleştirileri dikkate aldığımız ve alacağımız yeni bir süreci hep birlikte inşa etme zamanıdır. Ben bu değişimin ve yenilenmenin parçası olmak istiyorum diyen bütün vatandaşlarıma, yoldaşlarıma, arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Yerden tamamen arınmak zorundayız. Altını bir kez daha çiziyorum. Önce ülkemizi seviyorsak, partimizi seviyorsak, gelecek iddialarının peşinde koşacaksak bireysel beklentilerden tümüyle arınmak zorundayız. Çünkü yine bize öğretilen söz konusu vatansa gerisi tefayvattır. Asıl hedefimiz ve gençlere seslenmek istiyorum. Yeni Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir olun. Yeni köklü mücadelenin bir parçası olun. Yeni ahlaki meşruiyetini kaybetmiş bu iktidara karşı saflarımızı sıklaştıralım. Gelin bu saray iktidarının kurduğu Londra'daki tefecilerden medet uman Duyun Umumiye kabilesinden bu milleti kurtaralım. Gelin yıkılmayan son kale olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne omuz verin, görüşlerinizi anlatın, katkı verin ve çalışın. Kapımız her aydınlığa açıktır ve her aydınlığın bizim için önemli ve değerli vardır ve önemli.